Peker onun mesajını retweet etti. Mesajı tekrar söylüyorum. Sedat Peker bu yolla muhalefete bir mesaj gönderiyor. Dijital tecrit kaldırılmazsa seçimleri 2 ay kala yayın yapamam. Bunun için çaba gösterin diyor. Salim Şen'in bu mesajını retweet etti ve bu sefer de Salim Şen... İlk orijinal mesajı neydi Gökmen Bey? Sedat Peker'in? Orijinal Halit Topkun'un kimi? Halit Topkun'un mesajını retweet etmişti. Biz onu konuşuyorduk kendi, o gün. Kendi tweet'i değil hiçbirisi. Tabii retweet. Retweet ediyor. Daha ama yazdığını retweet etti gibi ben. Kendi yazdığını yok, değil hayır. Ha. Hayır. Retweet ediyor. Ama o bile müthiş gündem yaratıyor çünkü müthiş bir dijital tecrit i̇şte, altında. Bu Go işte. Go stratejisi bu işte. Go bu. Ne diyorsun Bahadır? Yani bir kere sanırım şeyin farkında değiliz. Hani biz belki gazeteci olarak olduğumuz için çok heyecanlanıyoruz. Surluğu da gördüğümüz için. Bu arada konuşan Bahadır Özgür dediğim gibi bu süreçte Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili yazılmış olan en çarpıcı, en emek isteyen evet, kitabın ortak yazarlarından Ahmetçik, biri. Ahmetçik, Timur Soykan, hı-hı, Ertuğrul Mavioğlu, hı-hı, ben ve Hakkı Özdemir birlikte yazmıştık. Duvar, Duvar kitabıydı. Hatta o kadar heyecanlı, yani ilk konuşmaya başlayınca hemen yaptık. Hı-hı. Çünkü dünyada hani Salim Bey dedi, eşi benzeri olmayan bir şey bu. Evet. Farkında değil çoğu kişi de, eşi benzeri olmayan yok, bir ifşaat var. Burada bir suçlunun suçları ifşa etmesi değil mesele. Biz 40 yıldır, 30-40 yıldır devletin işleyişine dair ilk defa içinden birinin şeyini, itiraflarını ve ifşalarını dinliyoruz. Bahadır şu anda Sedat Peker paylaşım yapabilir durumda olsaydı sence Sinan Ateş cinayetiyle ilgili çok sayıda paylaşım yapar mıydı? Ya şunu söyleyeyim benim tahminim oydu. Bence zaten Sinan Ateş cinayetinin de içinde olduğu, onun da niye olduğunu gösterebilecek bir daha geniş ve çok çarpıcı bir ifşaata girecekti, sürecine girecekti. Bu Suriye ve İran'la da ilgili olacaktı bence. Buralarla kurulan ilişkinin yarattığı bir takım çıkar ve suç ağlarıyla ilgili olacaktı. Esas itibariyle de hani bunu nasıl formüle etsem, en tepedekilerin paylarını gösteren bir ifşaata gidecekti. Yani basitçe bir çete, basitçe bir şey değildi bu. Mersin limanından giren kokainler falan meselesinin çok daha ötesinde bir şey yapacağını düşünüyorum. Ama şu an, o yüzden şu an bu hala ortada. Yani o iki ay önceki helalleşme yani seçimden 2 ay önce. Şimdi 14 Mayıs olursa 14 Nisan, 14 Mart. Evet. Efendime söyleyeyim 14 Mart'ta yani, helalleşme videolarını başlayabilecek mi, başlayamayacak tek mı? Tek bir hedefi olacak. Şu anki tecrit olduğu sürece başlayamayacak, bu belli. Evet, onu söylüyor işte. Şimdi bir de şöyle bir şey var, çok acayip bir durum. Yani bence Türkiye'de aslında muhalefetin de Salim Bey'in dediği gibi harekete geçmesi lazım. Yani bizim için çok önemli bir tanığın, tabii ki. Türkiye için çok önemli bir tanık. Dünyada eşi yok. Dijital tecrit almış başka bir şey var mı? Mesela Dubai'de çok fazla Rus oligark da vardır. Çok fazla çeteci de var. Kolombiyalılar da var. Yakın zamanda operasyonlar da yapıldı buraya. Uyuşturucu satıcılar da orada. Yani Dubai böyle bir yerdi yakın zamana kadar. Yerleşirdi, parasını verirdi, koruma alırdı, sınır dışı edilmezdi. Böyle çok insan vardır. Bütün bunların içinde sadece Sedat Peker bir devlet tarafından, devlet gücü kullanılaraktan ilişki dijital tecrit almıyor. Şimdi iade edilmiyor, yakalanmıyor. Tutuklanmıyor. Dijital tecrit gibi bir hukuki yaptırım, diplomatik yaptırım ya, var mı bilmiyorum. Kırmızı bültenle aranıyor. Kırmızı bültenle aranıyor. Kırmızı bülteni uygulayacak Interpol. Interpol'ün başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden tabii, bir komiser. Tabii. Şimdi düşünün ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu hocam, talep edip almıyor. Ne zaman alındı dijital, mutlak dijital duruma? Bir şeyi erkene çekti. Helalleşmede bir nokta vereyim bari dedi. Sabırsızlanıyorsunuz. Zehra taş kesmeni oldu. Taş kesen oldu. Çok küçük bir şey vereyim sarıyı dedi. Sarıyı sarstı. 2 ay öne çektim dedi. Sarıyı bunu sarstı. İki danışman adadan çekildi evet, Survivor evet, literatüründe demek ki yani konuşacak bütün olursak. Bütün odak saray olacaktı. İçeri girdi. İfşaatlar bu olacaktı. O anda devlet gücü kullanılaraktan diplomatik güç karşısına ne verildiğini evet, bilmiyoruz. Peki. Biz biliyoruz İçeri ki Cemal Enginyurt bu konuda aktif isimlerden biri ve görüşmek istedi. Bunu da kamuoyuna ilan etti. Ancak bir sonuç alamadı değil mi Cemal Bey? O konuda yeni bir durum yok. Tabii ben Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir talepte bulunmadım. Ben Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek üzere biletimi aradım. Hı hı. Ama Sedat Peker beni aradı. Dedi ki Sayın Milletvekilim beni işte Bahadır Bey'in de Salim Bey'in de ifade ettiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde o 150 kişilik koruma ordusunun başında olanla Sayın Milletvekili gelmesi iyi olur dediler. Dolayısıyla Bahadır
kardeşimin ve Salim hocamın dediğine katılıyorum. Muhalefet partileri başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere Birleşik Arap